iktidarın özellikle İmralı'sında yaşananlara dair sessizliği, tavrı aslında Kürt sorununa yaklaşımla çok doğrudan çok doğru orantılı bir durumda. Çünkü Kürt sorunundaki çözümsüzlükte ısrar aslında kaynağın tecrit politikalarından alıyor. Kürt sorunundaki çözümsüzlükte ısrar kaynağını savaş politikalarından alıyor. Dolayısıyla AKP iktidarının özellikle İmralı'da tecrit sistemini bu kadar derinleştirmesi, bu kadar kesintisiz ve mutlak bir hale dönüştürmesindeki amaç aslında savaş politikalarında ısrar, tecrit politikalarındaki toplumun her yerine yayma ve zaten çok yaygın bir savaş, katliam ve ölüm siyaseti yürütmeyle ilgili bir şey. Çünkü AKP iktidarının aslında Türkiye toplumuna söyleyecek sözü yok. AKP iktidarının ne içeride ne dışarıda dünya halklarına da söyleyecek sözü yok. Yani aslında savaş dışında savaşmak ve öldürmek üzerine kurulu bir iktidar. Kendi varlığını burası üzerinden kuruyor. Ama dönüp baktığımızda Sayın Öcalan aslında özellikle Orta Doğu'da ki geliştirdiği siyaset tarzı, Orta Doğu'yu bilme hali. Yani Sayın Öcalan sonuçta aslında çok ender bir liderlerden biri. Yani şu anlamıyla ender ve yani pratiği anlamıyla birçok liderden farklı yönleri var. Bu da aslında şundan kaynaklı. Çok aktif bir şekilde, çok uzun süre Orta Doğu coğrafyasında birebir kalmış bir oradaki her türlü yapıyla, halkla, toplumsal dinamiklerle temas kurmuş bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla Orta Doğu halklarının neye ihtiyacı olduğunu, hangi dinamikler üzerinden bir arada ortak bir şekilde yaşayabileceğini çok iyi bilen ve analiz eden bir liderdir. Aslında özellikle İmralı sürecindeki geliştirdiği o felsefik hat, savunma hattı aslında bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. İşte o birlikte, ortak, bir arada yaşama dinamiklerini bir bilmesinden kaynaklı çok güçlü bir barış siyaseti yürütüyor. Çok güçlü bir arada ortak, yan yana mücadele etmenin zeminini yürütüyor ve aslında tam da toplumun ihtiyacı olan toplum dinamiklerinin gerçek manada o hakikatle buluşmasını sağlayacak, işte bir arada ortak ortak zeminlerde yaşama ve bir ortak yaşamı inşa etme hakikatiyle buluşturuyor aslında toplumları. Ve bunu sadece Türkiye toplumu için yapmıyor. Bunu tam anda bir bütünen Orta Doğu coğrafyası için gerçekleştiriyor. Şimdi bu bir arada ortak yaşamanınsa AKP özellikle iktidarı, AKP savaştan beslenen bir iktidar için tehlikeye dönüşüyor. Ve dolayısıyla Kürt sorununda çözümsüzlükle birlikte bir savaşta ısrar hali ortaya çıkıyor. İşte dönüp baktığımızda aslında Sayın Öcalan'la temasların kurulmadı, Sayın Öcalan'ın görüşlerin dış dünyaya ulaşmadığı zamanlara bir dönüp baktığımızda savaşın, katliamın, ölümlerin daha da yoğunlaştığı bir süreci ifade ediyor. Yani bunu biz özellikle Orta Doğu'da yaşayanlar olarak, Türkiye halkları olarak çok açık bir şekilde deneyimledik. Bunları yaşayarak gördüğümüz, yaşayarak öğrendiğimiz şeyler. Sayın Öcalan'la, Sayın Öcalan'ın sesinin, düşüncelerinin, görüşlerinin dış dünyaya ulaştığı andan itibaren toplumda nasıl bir atmosferin yaratıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte bu atmosferden AKP iktidarı korkuyor. İşte bu atmosferden bu iktidar korkuyor. Çünkü çok güçlü çözüm projelerine sahip, çok güçlü bir arada yaşama, özellikle iktidarın kutuplaştırma siyasetine karşı, toplumu çatıştırma, kutuplaştırma ve savaş siyasetine karşı çok güçlü bir arada yaşama, ortak bir yaşamı inşa etme felsefesine ve perspektifine sahip. Dolayısıyla AKP iktidarı bunlara karşı bir düşmanlık besliyor. Bunlara karşı bir çözümsüzlük politikasıyla yürütüyor. İşte düşünün ki bütün siyasi hattını, bütün siyasi felsefik hattını, yönetimsel hattını teklik üzerinden kuruyor. Topluma düşmanlık üzerinden kuruyor. Bütün toplumun temel taşlarını, temel dinamiklerini bir düşmanlaştıran ve hedef haline getiren bir iktidardan bahsediyoruz. Yani İmralı hukuk sistemi dediğimiz aslında negatif bir hukuk sistemi. Hakların gasp edildiği, temel hak ve özgürlüklerin çiğnendiği
her türlü keyfi uygulamanın ve bir işkence sisteminin kendisini var etme sistemi olarak tanımlamak mümkün. İmralı hukuku dediğimiz ya da bu İmralı'da oluşan hukuk mekanizması aslında bunu ifade ediyor. Şöyle düşünün, İmralı cezaevindeki uygulamaların hepsi aslında bir haliyle artık bütün Türkiye cezaevlerinde uygulanmaya başladı. İşte avukat görüşü yasağının engellenmesi, ziyaretçi gidişlerinin engellenmesi, yine haber alma hakkının engellenmesi gibi bir sürü aslında fiili uygulamaya dönüp baktığımızda adada uygulanan birçok uygulama artık aslında Türkiye'deki bütün cezaevlerinde uygulanıyor. İşte tekli odalarda tutulmaktan tutalım da sağlık hakkına erişim, işte ziyaretçilerin kısıtlanması gibi. Hani bu hak ihlalleri silsilesini saymak çok mümkün. Yani uzatmak mümkün. İmralı Adası'nda 2009'da götürülen başka mahpuslar vardı ve dışarıda, yani Türkiye'nin işte farklı cezaevlerinden götürülüyor. Farklı cezaevlerindeyken aileleriyle görüşebilen, avukat ziyaretleri gerçekleştirebilen mahpuslar İmralı cezaevine girdikleri andan itibaren avukatlarla görüşme kesildi, ailelerle görüşme kesildi, mektup hakkı, haber alma hakkı kesildi. Yani aslında oradaki o hukuk mekanizmasının İmralı hukuk sisteminin, İmralı tevhid sistemin içerisine girdiği andan itibaren o hakları engellendi ve aynı mahpuslar farklı cezaevlerine, İmralı işte 2015 yılında başka cezaevlerine götürüldüklerinde gittikleri andan itibaren aileleriyle ve avukatlarıyla görüşme hakkına da yani şey yaptılar. Aslında bu bile, hani o yaşanan durum bile İmralı cezaevindeki hukuk sisteminin nasıl bir kara kutu olduğunu, yani aslında nasıl bir hukuksuzluklar alanı olduğunu çok açık gösteriyor. Yani oraya girdiğiniz andan itibaren bütün temel hak ve özgürlükleriniz gidiyor. Telefon hakkınız, işte istediğiniz gazetenin alınması vesaire gibi. Hani bu bir sürü hakkınız engelleniyor ve dışa döndüğünüzde yasaların güvence altına aldığı, hukuk sisteminin güvence altına aldığı, bunu tabii tırnak içerisinde söylüyorum, o haklar kullanılmaya başlıyor. Aslında ikili bir hukuk sisteminin ve iktidarın keyfi uygulama alanlarının nasıl olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Her türlü keyfilik buradan besleniyor. O İmralı tevhid sisteminden, İmralı hukuk sisteminden besleniyor. Her türlü keyfilik ve dönüp baktığımız aslında her türlü keyfilik için işte 2005'teki Öcalan yasalarıyla aslında yasalaştırdıkları meşru olmayan ama hukuki kılıfının bulunduğu sürecin sonuçları. İşte o dönem onları destekleyenler, alkış tutanlar, daha sonra bu o hukuksuzluk mekanizmasının bumerang gibi kendilerine döndüğü andan itibaren itiraz başlattıklarında iş işten geçmiş oldu yani. Elbette ki Rojava'ya saldırı, yani Rojava'ya saldırıyı da tecrit politikası, yani tecritik ısrarı da ve savaş politikalarında birbirinden ayırmak mümkün değil. Bunlar birbirini çok direkt etkileyen alanlar. Yani çünkü şimdi Rojava, Sayın Öcalan'ın felsefesinin, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmasının, demokratik ulus felsefesinin ve demokratik ulusun aslında hayat bulduğu bir alan. Yani sadece Orta Doğu için değil, dünya için umut olan bir alan. Yani başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren bir alan ifade ediyor. İşte Sayın Öcalan'ın özellikle çok hani güçlü bir şekilde perspektifini oluşturduğu demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma Rojava'da ki demokratik ulus felsefesiyle halkların bir arada yaşamasıyla hayat buldu. Ve o hayat buldukça Türkiye, dünyadaki herkes aslında bu hani şeyin nasıl olduğunu, bir arada yaşamanın, demokratik bu paradigmanın nasıl bir umut kaynağı olduğunu gösterdi. Herkes Türkiye'nin bir savaş ve tecrit siyasetiyle kendisini ayakta tutmaya çalıştığının farkında ve elbette ki bu toplamda, hani toplamı düşündüğümüzde Rojava'ya saldırını çok doğrudan Sayın Öcalan'ın felsefesinin hayat bulması
ve AKP iktidarının bundan duyduğu rahatsızlıkla ilintili, yani o tecrit politikasının, tecrit siyasetinin, tecritteki ısrarın yansıma